O zaman herkesin beklediği 5 yıldızlı hisseler gelsin. Evet. Şimdi son zamanlarda dikkat ederseniz tercihler değişiyor sürekli. Hiç hesapta yokken Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık bir faiz artırımı ile birlikte dikkat ederseniz bankacılık sektörü hisselerinde çok ciddi bir trend oluştu. O yüzden özel sektör bankaları bu süreçte bu yükseliş trendini koruma potansiyeli yüksek. Bu noktada Garanti Bankası'nı mutlaka yakından takip edeceğiz burada. İş Bankası şu an için yine yakın yani bizim takibimizde olan hisselerden bir tanesi olacak bankacılık tarafında. Diğer taraftan sanayi tarafına baktığımızda Anadolu Efes, özellikle Alarko Holding yine benim 5 yıldızlı verdiğim hisselerden bir tanesi. Doğuş Oto aynı şekilde. Son günlerde Global Yatırım Holding radarımıza girmeye başladı. Daha önce hiç konuşmadığımız bir hisse. Yine burada Mavi ve Medical Park bir şekilde burada da 5 yıldızlı hisseler arasına girmeyi başardı. Havacılık tarafında hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus biraz geride kaldı. Orada hareketlilikler görebiliriz. Petkim'de sürpriz bir bilanço beklentisi. Hatta bugün yanılmıyorsam gelecekti galiba. Bugün gelecek, evet. Geldi mi bilmiyorum ama daha gelmemiş herhalde. Evet. Orada mesela orta vadeli ben ciddi bir yapılanma görüyorum Petkim tarafında. O yüzden gayet başarılı. Reysaç Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Sasa'da yavaş yavaş artık diplerin oluştuğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte Sasa'da yeni yukarı yönlü yükselişler görülme ihtimali çok yüksek. Telekom tarafında Turkcell'i beğendiğimizi söylemekle birlikte Türk Telekom'da tarafında bir atak oluşabilir. Ona biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Türk Telekom'un bence bugünlerde biraz daha yakından takip edilmesinde fayda var. Yani şu anda çok daha fazla dağılmak istemiyorum ama zaten ülkeyi konuştuk. Yani o olmazsa olmaz hisselerimiz arasında. Belki burada son birkaç gündür aşağı yönlü bir eğilim içerisinde ama emlak gayrimenkulü yine bu aşağı doğru yaşanan düzeltme içerisinde yakından takip edebiliriz. Bir alım fırsatı oluşturabilir. Çünkü bilanço tarafında çok iyi bir bilanço beklediğimizi de hatırlatmak isterim. Yine burada Torunlar Gayrimenkul tarafında da aynı şekilde hisse senedi çok güçlü duruyor. Burada da bilanço tarafında yine sürpriz iyi bir bilanço açıklamasını beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı beğendiğimiz birçok hisseyi aslında sıraladık. Daha önce Koç Holding'den çok bahsediyorduk. Fakat orada bir hareket başladı aslında. Onu daha önceleri konuşuyorduk hatırlarsak. Evet. Şu anda yani o hisse yola çıkmış durumda. Yani bizim amacımız daha böyle yola çıkmayan ya yolun başında olan hisseleri ilk olarak biz konuşabilirsek çok daha şık oluyor bizim için.
Dediğim gibi o yüzden mesela Global Yatırım Holding bugünlerde biraz daha dikkatimi çekiyor. Orada holdingler arasında biraz radara girmiş durumda. Benim şu an için yani bir de birkaç hatırlatma daha yapayım. Mesela enerji tarafında borçluluğu açısından borcu çok yüksek olan hisselerde bir saniye salacağım. Bilançoların sürpriz yapma ihtimali çok yüksek. Bunun en yakın örneği Ak Enerji. Onlar içinde burada Ak Enerji'deki hareketlerden ve bilançodan yola çıkarsak piyasa birkaç gün gecikmeli yeni uyandı aynı senaryoya. Zorende de aynı şekilde. Çok borçlu olan bu enerji şirketlerinde tavan tavanları görmeye devam edebiliriz. Şimdi Zoren dediğimiz zaman aynı projeksiyon içine mesela Odaş'ı da sokabiliriz. O yüzden bu hisseler biraz daha bugünlerde yakından izlenebilir. Bilanço açısından bir sürpriz yapma ihtimali çok yüksek. Yani borçluluklarından kaynaklı. Başka dikkatimi çeken birçok şeyi konuştuk aslında. 5 yıldız listeleri konuştuk. Ve benim beklentim aslında yani buradaki yerel seçimlerin ardından Nisan ayında özellikle de 9200'ün tekrar endekse kırılmasıyla birlikte bunu gözlemlediğimiz andan itibaren buradaki konuştuğumuz senaryolar, hisseler büyük bir ihtimalle yani en iyi performansı sergileyecek hisseler arasında olma ihtimali çok yüksek. Zaten bizim beğendiğimiz hisseler genellikle yani %99 çok istisnalar olabilir. Temeli olan hisseler, beklentisi olan hisseler, bir hikayesi olan hisseler. İnşallah bundan sonra endeks 9200'ü kırar da herkes para kazanır. Şöyle toparlayacak olursam beğendiğiniz hisseleri bankacılık konuştuk. Garanti işçiye dedik. Emlak konut torunlar gayrimenkul dedik. Telekomünikasyondan Türk Telekom'u öne çıkardınız. Petkim, Medical Park, Global Yatırım Holding, Alarko Holding, Mavi dedik. Yani neredeyse bir 15-16 hisse saydık. Güzel bir sepet yapılır aslında buradan. Bence de. Bütün sektörlerden var neredeyse.